Merhaba arkadaşlar, bitkilerde hareket kısmına geldik. Şimdi bitkilerde hareket ve fotoperiyodizmi anlattıktan sonra artık bizim burayla da ilişkimiz bitiyor. En son bitkilerde üreme kısmı kalıyor. Bitkilerde üreme de benim en sevdiğim anlatma kısmıdır arkadaşlar. Çünkü orada biraz daha böyle güzel şeyler var. İşte meyoz bölme, mitoz bölme falan, bunlar da araya gelince daha güzel oluyor anlatması. Şimdi gelelim bitkilerde harekete. Arkadaşlar biz bitkilerde hareketi ikiye ayırıyoruz. Tropizma ve nasti hareketleri. Tropizmanın içerisinde fototropizmayı anlatacağız. O zaman şöyle bakın, bitkilerde hareket yazdım. Şöyle ikiye ayıralım bunu. Şu şekilde. Tropizma. Yani arkadaşlar tropizmanın diğer adı yönelimdir. Yönelim. Ve nasti hareketleri. Yani ırganım. İrkilme gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar nasti hareketlerini. Şimdi bakın, bitkilerde hareket kısmında ilk önce tropizmadan bahsedelim. Arkadaşlar ilk olarak ikisinin farkı şudur. Tropizmada uyaranın yönü önemlidir. Nasti hareketinde uyaranın yönü önemli değil. Uyaran nereden gelirse gelsin nasti hareketinde aynı hareket yapılır. Ama tropizmada arkadaşlar uyaranın yönüne göre hareket yapılır. O yüzden şöyle yazıyorum. Uyaranın yönü önemlidir diyorum. Önemlidir. Nasti için de diyeceğiz ki uyaranın yönü önemli değil. Şöyle uyaranın yönü önemli değil. Şimdi arkadaşlar, bir de nasti hareketlerinde turgor basıncının etkisiyle hareket oluyor. Onu da yazalım. Turgor basıncıyla hareket olur. Turgor basıncıyla hareket olur. Şimdi bakın, tropizma ve nastide bilmeniz gereken isimleri ben başlık olarak yazacağım. Zaten başlıklarından çıkaracağız ne ile ilgili olduğunu. Çok fazla detayına girmeyeceğim arkadaşlar bunları. Çünkü zaten ÖABT kitapları da çok fazla detayına girmemiş. O yüzden çok fazla detaya girmeye gerek yok. İsimden de çıkarabiliriz. Bizim için önemli olan zaten fototropizmaydı. Onu da oksini anlatırken anlatmıştım. O yüzden fototropizmada sadece ismini verip geçeceğim arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım bakın. İsim yazalım bunların hepsini. Bir kere burada birincisi fototropizma. Fototropizma. Arkadaşlar fototropizma neye bağlı? Işığa bağlı. Bakın foto ışık demektir. Işığa bağlı hareket. Dediğim gibi bunun detaylarını oksini anlatırken anlattım. O yüzden tekrardan girmiyorum. İkincisi kemotropizma. Kemotropizma. Arkadaşlar kemotropizma da kimyasal maddeye olan yönelimdir. Mesela bitkinin kökleri işte gübreye doğru hareket ederken kireçten mesela kaçar. Yani yararlılara doğru hareket ederken zararlılardan kaçar. Bu yüzden de aslında tropizmada pozitif ve negatif gibi yönelimler vardır. Yani pozitif tropizma ve negatif tropizma dediğimiz yönelimler vardır. Eğer uyarana doğru gidiyorsa pozitif, uyarandan kaçıyorsa arkadaşlar negatif tropizmadır. O zaman gelelim kemotropizmadan sonra hidrotropizma. Suya doğru yönelimdir. Hidrotropizma. Sonra arkadaşlar jeotropizma. 4. Jeotropizma. Bu da yer çekimine doğru olan bir yönelimdir. Mesela jeotropizmada kök yer çekimine doğru giderken, pozitif jeotropizma yaparken gövde yer çekiminin tam tersine doğru gider. O yüzden de o da negatif jeotropizma yapar. Sonra arkadaşlar haptotropizma. 5. Haptotropizma. Haptotropizma nedir? Dokunmaya bağlı. Dokunma. Mesela sarmaşık bitkisi dokunduğu yerde ne yapıyor? Dokunduğu yere doğru, böyle sert yerlere doğru hareket ediyor arkadaşlar. Bunu örnek olarak verilebilir. Bir de travmatropizma vardır. 6. Travmatropizma. Arkadaşlar bu da yaralanmaya bağlı olan harekettir. Mesela yaralandığı yerden kaçıyor. Mesela diyelim ki İşte bir yerde kazı yapılıyor. Bir ağacın kökü yanlışlıkla işte kazıldı, yarıldı, gitti oradan. Ağacın kökleri oradan kaçmaya çalışıyorlar. Çünkü orada bir tehlike olduğunu farz ediyorlar ve oradan kaçıyorlar. Bu nedir? Travma tropizmadır. Şimdi gelelim nasti hareketlerine, ırganım hareketlerine. Arkadaşlar dediğim gibi uyaranın yönüne bağlı değildir bu hareketler ve turgor basıncı etkisiyle olur.
Tropizmaya göre biraz daha hızlı hareket ediyorlar burada. Arkadaşlar burada da göreceğimiz 3 tane hareket şekli vardır. Termonasti, sismonasti ve tigmonasti. O zaman şöyle yazalım. Bir termonasti. Termonasti. Bu nedir? Sıcaklığa bağlı olan sıcaklık anlamında kullanılır. Termonasti sıcaklığa bağlı olan harekettir. Mesela lale bitkisi arkadaşlar 5-10 derecede işte yaprakları kapalıyken işte 15 ile 20 derece arasında çiçek açarlar. Bu nedir? Termonastidir. Daha sonra 2'ye geliyorum. Sismonasti. Sismonasti. Arkadaşlar sismograf duymuşsunuzdur. Deprem hareketlerini ölçen alettir. Sismonasti de sarsıntıya bağlı gerçekleşen bir harekettir arkadaşlar. Nasıl? Mesela küstüm otu bitkisine dokunduğumuz zaman, çiçeğe dokunduğumuz zaman ne yapıyor? Hemen yapraklarını kapatıyor arkadaşlar. Bu nedir? Sismonasti diye örnektir. Üçüncüsü de tigmonasti. Tigmonasti. Bu da arkadaşlar diyelim ki bitkinin bir organı sert bir şeye çarptı. Buna karşı gösterdiği harekete biz ne diyoruz? Tigmonasti diyoruz. Mesela buna örnek olarak da şey verebiliriz. Böcekçi bir bitkinin böceği yakalaması. Ne oldu? Sert bir şey geldiği zaman hemen yaprağın üstüne ne yapıyor? Kendini kapatıyor. Tigmonasti örnek olarak oluyor arkadaşlar. Evet, bitkilerde hareket bu şekilde. Dediğim gibi burada bize karşımıza çıkabilecek olan fototropizmadır. Onu da Oksin anlatırken anlatmıştım. Şimdi geliyorum arkadaşlar bizim için bir diğer önemli olaya. Fotoperiyodizm. Fotoperiyodizm. Nedir bu fotoperiyodizm? Işıklanmaya bağlı olarak bitkilerde çiçek açma ya da açmama olayıdır arkadaşlar. Işıklanmaya yani güneş ışığına bağlı olarak, gündüz süresine bağlı olarak gerçekleşen periyotlardır. Peki anlatalım kısaca. Arkadaşlar buna göre bakın 3 çeşit bitkimiz vardır. Kısa gün bitkileri, uzun gün bitkileri ve nötr gün bitkileridir arkadaşlar. Nötr bitkiler yani. İlk önce bunlardan bahsedeyim. Daha sonra şöyle bir deney olarak size göstereceğim. İlk önce kısa gün bitkilerinden bahsetmek istiyorum. Kısa gün bitkileri. Arkadaşlar bunlar adı üstünde bakın kısa gün. Günlerin yani gündüzlerin daha kısa, gecelerin daha az olduğu zamanlarda arkadaşlar, daha fazla olduğu zamanlarda çiçek açarlar. Bunların zaten çoğu C4 bitkileridir. Arkadaşlar bunlar İşte 13-14 saatten az fotoperiyot olduğu zaman çiçeklenme yapıyorlar. Yani bunlar nasıl biliyor musunuz kısa gün bitkilerinde? Biz normalde günü işte 24 saat ayırdığımız zaman 24 saat olduğunda 12'sini gündüz 12'sini gece olarak kabul ediyoruz. Hani eşit olarak kabul ediyoruz. Eşit olarak kabul edildiğinde eğer ki bu kritik karanlık süresi aşılmazsa ne olur? Bunlar çiçek açarlar. O zaman şöyle yazalım bakın. Bunların çiçeklenmeleri kısa gün bitkileri olduğu için çiçeklenme yaz sonunda olur. Çiçeklenme yaz sonunda olur. Genellikle C4 bitkileridir. Genellikle C4 bitkileridir. Ne diyecektim ben unuttum. Örnek verelim. Mesela arkadaşlar. Patates en bilindik örnek. Mesela soya fasulyesi. Soya fasulyesi. Bu nedir? Kısa gün bitkilerine örnektir. Kısa gün bitkileriyle ilgili bilmeniz gerekenler bunlar. Şimdi gelelim uzun gün bitkilerine. Uzun gün bitkileri. Uzun gün bitkilerinde de arkadaşlar gündüz uzunluğu geceden daha fazla olacak. Yani Işıklı evre, karanlık evreden daha uzun olacak ve buna göre çiçek açacaklar. Arkadaşlar bunlar da uzun gün bitkileri de dediğim gibi daha genellikle ilkbahar ve yaz aylarında çiçek açarlar. O zaman şöyle diyelim. Genellikle ilkbahar yaz aylarında çiçek açar. Çiçek açar. Örneklerini de yazayım. Mesela turp, marul, ıspanak. Daha sonra tahıllar arkadaşlar. Tahıllar. Bunlar da nedir? Uzun gün bitkileridir. Bir de nötr bitkiler vardır. Yani nötr gün bitkileri olarak geçerler.
nötr gün bitkileri. Bunlar gün uzunluğundan etkilenmiyorlar arkadaşlar. Gün uzunluğundan etkilenmezler. Yani ister işte 12-13 saat gündüz olsun, geriye kalan gece olsun fark etmez bunlar için arkadaşlar. Bunlar nötr gün bitkileridir. Her türlü çiçek açıyorlar yani. Bunlar örnek olarak da zaten daha çok böyle kullandığımız bitkiler nötr gün bitkileridir. Nedir örnek verelim? Pamuk, tütün, ayçiçeği, pirinç bu arada yanlış yazdım. Pirinç, domates. Bunlar da arkadaşlar bizim nötr gün bitkilerimize örnek olarak vereceğimiz bitkilerdir. Şimdi bakın bunlarla ilgili şöyle bir deney yazayım ben buraya. O deney üzerinden göstereyim daha iyi anlayacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi hemen şekli çizdim geldim. Biraz da batırdım tabii. Şimdi burada biz neyi göreceğiz? Bakın kısa gün bitkisi ve uzun gün bitkisi nasıl etkileniyor buna bakacağız. Şu arada çizdiğim kesikli çizgi bakın şu çizgi 12 saattir. Yani günü eşit iki parçaya ayırır. Arkadaşlar burada kritik süremizdir. Yani kritik karanlık süresidir aslında. Kritik karanlık süresini aştığı zaman yani bakın şöyle aştığı zaman kısa gün bitkisi çiçek açarken uzun gün bitkisi çiçek açmaz. Bakın bunun genelde böyle laf cambazlı olsun diye işte kritik karanlık süresini kullanırlar. Ama size mantığını şöyle anlatacağım arkadaşlar. Ona göre siz de bu mantığı kullanarak hani kritik karanlık süresi falan dese de bu mantıkla yaparsınız. Mesela size dedi ki kritik karanlık süresini aşmış olan bir işte gün için der. Mesela kritik karanlık süresini aşmış olan bir gün diyorsa o zaman 12 saatten fazla gece oluyordur. Yani karanlık oluyordur. Veya kritik karanlık süresinden daha az işte karanlık olan bir bitki için der. O da ne olur işte kritik karanlık süresinden daha az dediği için daha 12 saatten daha az karanlık olacak. Buna göre yapacağız. Şimdi bakın burada birinciye baktığım zaman birinci zaman aralığında uzun gün bitkisi ve kısa gün bitkisi ne iş yapar? Bakın uzun gün bitkisi diyorum. Şuraya da kısa gün bitkisi diyorum. Çiçek açar mı açmaz mı ona karar vereceğiz. Artı eksi koyacağız. Şimdi arkadaşlar burada uzun gün bitkisi bakın gündüz uzunluğu yani aydınlık evre 12 saatten uzun mu? Evet o zaman uzun gün bitkisi çiçek açarken kısa gün bitkisi çiçek açmaz. Çünkü kısa gün bitkisinde karanlık daha çok olması lazım. Şuraya bakıyorum karanlık evre daha fazla aydınlık evre daha az. O zaman kısa gün bitkisi çiçek açarken uzun gün bitkisi çiçek açmaz arkadaşlar. Sonra geliyorum şuraya. Arkadaşlar burada da şu aralarda bakın şurada ışık flaşı verilmiş. Işık flaşı verilmiş. Şurada da karanlık verilmiş. Karanlık. Şimdi bakın ışık flaşını vermiş burada. Uzun gün bitkisi normalde bakın şu ışık flaşını görmeyin. Uzun gün bitkisi burada çiçek açar mıydı? Çiçek açmazdı değil mi? Neden? Çünkü karanlık evre daha fazla. Ama buradaki ışık flaşını hani diyelim ki 2 saat falan ışık flaşı verdiler. Araya bir kesinti koydular. Uzun gün bitkisi bunu diyor ki ha tamam diyor gündüz hani daha fazla aydınlandım ben. Normalde burada 10 saat falan aydınlanırken burada 2 saat daha verdiler. İşte 12-13 saat aydınlandı arkadaşlar. İşte o zaman ne oluyor bakın. Uzun gün bitkisi normalde çiçek açmaması gerekirken çiçek açıyor. Kısa gün bitkisi de günü uzunmuş gibi algıladığı için normalde çiçek açması gerekirken çiçek açmıyor arkadaşlar. İşte bakın mantık bu. Mesela kapattım bunu baktım. Normalde kısa gün bitkisinin çiçek açması gerekiyordu. Uzun gün bitkisinin açmaması gerekiyordu. Ama burada ne oldu? Araya 2-3 saatlik ışık flaşı verdiğimiz için uzun gün bitkisi sanki uzun gündeymiş gibi hani 12-13 saat ışık verilmesi gerekiyordu ya onu anladı çiçek açtı diğeri arkadaşlar açmadı. Geliyorum şuraya. Bakın burada da şurayı görmeyin karanlık evreyi. Normalde uzun gün bitkisinin çiçek açması gerekiyor. Kısa gün bitkisinin çiçek açmaması gerekiyor. Bu durumda ne olur? Araya karanlık bir evre verdi. Mesela 2-3 saat karanlık evre verdik. Şurada da 2-3 saat diyelim. Daha fazla da verilebilir. 2-3 saat karanlık evre verdiğimiz zaman bakın uzun gün bitkisi mesela şuranın üstüne 2-3 saat daha ekleyin karanlığı ne olur? Kritik zaman aralığını aşar. Bu yüzden uzun gün bitkisi çiçek açmaz. Kısa gün bitkisi çiçek açar arkadaşlar. İşte temel mantık olarak bu şekilde düşündüğünüz zaman bu tür soruları yaparsınız. Soru çözümlerinde bunlarla ilgili zaten soru çözeceğim.
Böylece biz bitkilerde beslenme büyüme hareketi bitirmiş olduk. Burada önemli dikkat etmeniz gereken bir fotoperiyodizm, bir arkadaşlar hormonlar, hormonlar içerisinde de oksin, özellikle yönelmeye çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yine dediğim gibi sorularınızı çözün. Burada anlattığım konularda hani TTAET'den farklı çok fazla detay yok. O yüzden bu konuyla ilgili soruları TTAET kitaplarından çözün, sonra da ÖABT kitaplarından çözün arkadaşlar. Burada sadece fazladan anlattığım bir iki tane hormon vardı. Onlar haricinde geriye kalanlar TTAET ile aynı, pek bir farkı yok. Bundan sonra nereye geçeceğiz? Bundan sonra bitkilerde hareket ve taşıma ile ilgili soru çözümü yapacağız. Sonra da arkadaşlar bitkilerde üreme kısmına geçiyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.